Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi liseden mezunsun? Daha sonrasında neler yaptın? Tabii. Adım Aleyna. 2017 yılında İstanbul'da Özel Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun oldum. Sonrasında psikoloji eğitimi almak için Paris Diderot Üniversitesi'ne geldim. Şu anda mezun oldum bir yıl. Ve şimdi aynı okulda klinik yüksek lisansımı yapmaya başlayacağım. Teşekkürler. Peki okulun sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Okulumun sevdiğim özellikleri kampüs hayatının kısmen olması diyebilirim. Çünkü Paris'teki diğer üniversitelerde genelde kampüs hayatı olmuyor, fakültelerde özellikle. Bizim okulumuzda daha kampüs hayatı mevcut. Yani ortak bir bahçe alanı, kafeler, restoranlar, güzel bir bölümde. Bunun yanında çok fazla dediğim gibi kafeler, restoranlar olması, yani okuldan çıktıktan sonra mutlaka yapacak bir şeylerinizin olması sevdiğim bir özelliği. Eğitim bakımından da yine kaliteli bir eğitim mi olduğunu düşünüyorum kendi bölümüm adına. Sevmediğim özellikleri genel olarak bütün bence Paris'teki fakülteler için geçerli bu. Öğrenci işleriyle bazı sorunlar var. Çok yavaş ilerliyor yani. Bir belge istiyorsanız o belge elinize çok geç geliyor. Bu bizim Türkiye'de alışkın olduğumuz kadar hızlı ilerlemiyor. Bu da bazen can sıkıcı olabiliyor. Mesela bu dönem sınavlarımız elimize çok geç ulaştı, sınav sonuçlarımız. Çok uzun süre beklememiz gerekti. Ama onun dışında çok da bir problem yok. Tamam, teşekkürler. Peki lisans okurken seni en çok zorlayan ders neydi? Lisans okurken beni en çok zorlayan ders psikanalizdi. Bizim okulumuz etüt psikanalitik adı altında geçiyor psikoloji bölümü. Daha psikanaliz bazlı çalışıyoruz. Ve ben de lisans 1'deyken tabii ki de bunun bu kadar farkında değildim. Fransızca olması da zaten kendisi de bu zorlayıcı bir unsurdu. Ama psikanaliz daha çok bilinç dışı ve bilinç dışının zihnin çalışmalarıyla arasındaki bağlantıyı ele aldığı için bunu Fransızca anlamaya çalışmak, yani bunu Türkçe anlamaya çalışmak bile ilk başta çok zordu. Fransızca olması da sürekli bir şeylerin mantık çerçevesini oturtmak zordu. Sürekli derste öğrendiğinizden sonra kendiniz de mutlaka bir şeyler katmak zorundasınız. Yani bolca araştırma yapmak zorundasınız. Ben de böyle geçebildim o 2 seneyi. Şu an tabii ki de daha rahatım bu konuda. Tamam, teşekkürler. Peki lisans sırasında staj yapmak sence ne kadar önemli ve sen hiç yaptın mı? Bence psikolojide staj yapmak çok önemli. Çünkü siz derste bir teori bilgisi alıyorsunuz. Ama bunu pratiğe uygulamazsanız mezun olduğunuz zaman elinizde sadece teori kalır. O yüzden de staj yapmak çok önemli. Bizim okulumuz lisans 3'te ve master'da zorunlu stajlar yaptırıyor bize bir sene boyunca. Bu lisans 3'te 200 saatti. Ben de o yüzden bu sene bir çocuk merkezinde diyebilirim devletin. 200 saatlik bir staj yaptım. Bu Master 1'deyken 300 saatte, Master 2'deyken de 500 saate çıkıyor. Yani siz aslında klinik yüksek lisans yaparsanız okulunuz tamamen bittiğinde 1000 saatlik bir stajınız oluyor elinizde. Ve bu da pratiği görmek için, çalışma alanlarını anlayabilmek için, neyi sevip sevmediğinize karar vermek için çok önemli. Teşekkürler. Peki okulun staj bulmada yardımcı oluyor mu? Yani okulumuz bize gidip stajınızı burada yapabilirsiniz demiyor. Ama ikinci sınıftayken bizim bir tane staj dersimiz vardı ve o dersimizde nasıl mektup yazılır, nasıl CV hazırlanır veya nerelere gönderebilirsiniz stajlarınızı diye bize yardımcı oldu hocalarımız. Paris'te sektörde çalışan yerler var ve sektör dışı çalışan yerler var. Ve biz bunların hepsini aslında o ders sayesinde öğrendik. Mektubumuzu yazarken de hocalarımız çok yardımcı oldu. İlk günden son güne kadar hani bunları ekleyebilirsin, bunları yapamazsın, yapabilirsin diye. Yani şimdi bu kısmında yardımcı oldular ama bulmak tamamen size kalmış. Ve bulamazsanız da o seneniz sayılmıyor, kabul görmüyor. Tamam. Peki üniversite Paris Diderot'da okuyan bir öğrencinin bir günü nasıl geçiyor? Bir günümüz nasıl geçiyor? Amfi derslerimiz var ve küçük sınıf derslerimiz var TD denilen. Diyelim ki amfi ile bir güne başladık amfi dersimizle. Daha sonra mutlaka o derslerin aynı dersin daha küçük sınıflara ayrılan, daha küçük gruplara ayrılan dersleri var. Bunlarda o dersleri aslında pekiştirmenizi ve daha çok sizin de aktif olmanızı sağlayan dersler. O derse de giriyorsak eğer o gün varsa
Ondan çıktıktan sonra kütüphaneye gidebiliyoruz. Kütüphane var ve dışarıdan da insanlar gelebiliyor yine kampüsümüzün içinde. Genelde biz küçük derslerde sunum yaptığımız için bir konu hakkında çoğu dönemimiz bizim kütüphanede çalışarak geçiyor. Ama onun dışında kafeler, dediğim gibi çok fazla kafe var ve çok fazla öğrenci de olduğu için bir kahve içebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz çok fazla alanda var. Yani siz aslında bütün gününüzü okulun çevresinde, kampüste hiç sıkılmadan geçirebilirsiniz. Zaten bahçeye çıktığınız zaman mutlaka biriyle karşılaşıyor oluyorsunuz. Ve onunla da bir şey yapıyor oluyorsunuz. Böyle bütün gününüzü geçirebilirsiniz sıkılmadan. Teşekkürler. Peki bize biraz bölümünden bahseder misin? Psikoloji okumak zor mu? Psikoloji kelime anlamıyla ruh bilimi demek. Aslında zihinsel ve davranışsal süreçleri inceliyor. Bunu hedef alıyor. Psikoloji zor, okuması zor bir bölüm diyebilirim aslında. Yani şöyle zor bir bölüm. Kendini tanımak ve kendini sorgulamak zorunda olduğum bir bölüm bence psikoloji. Çünkü sen kendini tanımadan başka bir insanı tanıyamazsın. Bu yüzden de öğrendiğin her şeyde aslında kendine bir çıkarım yapmak zorundasın. Ben hani bunu öğreniyorum, evet. Ama bu bende nasıl bir etki yapıyor veya ben bu davranışımı neden yapıyorum diye. Yani kendini bu kadar sorgulamak ve farkına varmak aslında çok kırması zor bir şey. Ama sen bunu okurken bunu yapmak zorundasın bence. Bu yüzden zordu ama bence okuması inanılmaz keyifli bir bölüm. Tamam, teşekkürler. Peki okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Kendini psikolojide ben kendimi geliştirmek için bol bol kitap okumaya çalışıyorum. Bu ister psikoloji bazlı romanlar olsun, psikotik betimlemeler yapan romanlar olsun ya da daha okulumda tabii ki de şimdi mezun oldum. Başında böyle değildi ama şimdi daha çok psikologların, psikoterapeutlerin kitaplarını okuyorum teorilerini anlamak için. Ama bu kitap okumak bence inanılmaz, psikolojide inanılmaz önemli bir şey. Çünkü çok fazla görüş var. Çok fazla farklı alan var. Ve siz ne kadar çok kitap okursanız bunlarla alakalı kendinize o kadar çok şey katıp hangisini seçtiğinizi anlayabilirsiniz aslında. Yani mesela bir psikoterapi öyküleri okursanız klinikte geçen günün sonunda ya diyebilirsiniz ki ben bunu çok sevdim. Ben klinik uzmanlaşmak istiyorum. Klinik psikolog olmak istiyorum. Veya bu sizin hiç hoşunuza gitmez. Tam tersi bir alana yönelirsiniz. Ama bunu da böyle kitap okuyarak veya kitap okumayı çok sevmeyen insanlar için film izleyerek, dizi izleyerek de aynı şekilde yapabilirler. Tamam. Peki bölümünü okumak isteyeceklere verebileceğin tavsiyeler neler? Yani dediğim gibi aslında kitap okumak, kitap okumayı çok sevmeyen insanlar için film izlemek, dizi izlemek. Ya ben kendim çok fazla dizide, filmde izliyorum. Ve aslında bu bazı dizilerle gerçekten ben de mesela çok ilgimi çeken konularda mesela kriminoloji benim ilgimi çeken bir konu. Ve onu ben bir dizi sayesinde aslında keşfetmiştim. Bu yüzden okuyacaklara, psikoloji okumak isteyenlere tavsiyem bol bol farklı alanlara geçmekten çekinmesinler. Bol bol farklı alanların kitaplarını okusunlar, dizilerini izlesinler. Araştırma yapsınlar bence bol bol. Ve günün sonunda gerçekten bu bölümü okumak istiyor muyum? Veya hangi alana yönelmek istiyorumun cevaplarını daha net verebilirler kendilerine diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi takipçilerimizden bir soru geldi. Hangi dizileri önerirsin? Hangi dizileri öneririm? Yani çok spesifik belki de olacak ama Mindhunter diye bir dizi var. Bu daha kriminolojiyle alakalı, adli psikolojiyle alakalı. Onu önerebilirim dizi olarak. Onun dışında Mind Explained diye bir belgesel var. Onda da böyle zihnin süreçlerini algılamak açısından o da yararlı olabilir diye düşünüyorum. Başka dizi olarak şu an aklıma gelmedi ama ilerleyen dakikalarda gelirse söyleyebilirim. Tamam. Peki gelecek planları neler? Yüksek lisans yapmayı düşünüyor musun? Tabii ki de düşünüyorum. Zaten ondan kabulümü de aldım. Bizim okulda devam etmek istiyorum klinik psikolojiye. Onun dışında uzmanlığımı bizim okulda tamamlamak istedim ben. Yani master için farklı bir şehre gitmek istemedim. Çünkü bu 5 yılda dolu dolu bir eğitim alıyorsunuz. Aslında 3 yıl bu okulda tek başına yeterli görmedim ben. Zaten okulumuzda dediğim gibi psikanaliz bazlı bir okul eğitim olduğu için psikoloji bizde. Klinik yapmak bana en doğru şey geldi bizim okulda buna devam etmek. Ama daha sonrasında tabii ki de benim de yapmak istediğim farklı şeyler de var. Farklı alanlara yönelmek de istiyorum. Ama şimdilik yani en yakın gelecek planım
uzmanlığımı bizim okulda almak ve eğitimimi burada tamamlamak. Teşekkürler. Peki neden bu alanda uzmanlaşmak istiyorsun? Yani klinik psikoloji aslında normal yani psikolojinin hedefleriyle aslında örtüşen bir alan. Ama klinik psikolojide normal ve normal olmayan zihinsel süreçlerin davranışları nasıl etkilediği bunlar işleniyor. Aslında bunlar temellerini oluşturuyor. Ve bu da benim en çok ilgimi çeken konulardan biri. Yani bir problemi aslında teşhis edebilmek ve ona bir tedavi süreci oluşturabilmek, yardım edebilmek. Bunlar benim en çok herhalde psikolojide en çok merak saldığım konular. Siz klinisyen olursanız bir hastane ortamında çalışabilirsiniz. Psikoterapi yapabilirsiniz, uzmanınızı alırsınız. Psikolojik testler yapabilirsiniz tabii ki de. Ben de bu yüzden kliniği seçtim. Teşekkürler. Peki Fransa'da yüksek lisans başvuru süreci nasıl oluyor? Fransa'da yüksek lisans başvuru süreci ben lisansımı aynı okulda devam ettirdiğim için bizde şöyle bir kural vardı. 3 sene boyunca not ortalamanızın 12 üzeri olması gerekiyor bizim okulda. Bunun haricinde de 3. sınıfta dediğim gibi biz staj yapmak zorundaydık. Ve stajımızla yani lisans 3 tezi yazmak zorundayız aslında. Stajımıza seçtiğimiz bir hastayla alakalı. Ve bunun sonunda da ondan 14 üstü alman gerekiyor. Master'a kabul alabilmen için. Bu iki koşulu tamamladıktan sonra e-kandida üzerinden sen dosyalar koyuyorsun, yüklüyorsun. Yine bir mektup yazıyorsun master'a kabul almak için. Yine CV'ni koyuyorsun. Aslında lisansla aynı prosedürleri tekrar görüyorsun. Ama Türkiye'den gelmek isteyen bir insan için tabii ki de bunlar en baştan olacak şeyler. Büyük ihtimalle çok bir bilgim yok ama okullarının not ortalamaları etkiliyor diye düşünüyorum. Tamam. Peki aldığın psikoloji eğitimiyle Türkiye'deki psikoloji eğitimi arasındaki farklılıklar neler? Yani ben şöyle düşünüyorum. Bizim Fransa'da aldığımız eğitimin daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki üniversitelerin psikoloji eğitimlerine neler hedeflediğine bakmıştım çünkü. Biz daha kapsamlı ve daha çeşitli gördüğümüzü sanıyorum. Yani evet psikanaliz bazlı bir eğitim alıyoruz. Ama onun dışında kognitif derslerimiz de var. Yani gelişsel psikoloji derslerimiz var. Tam tersi olarak biyolojiye de kapsayan derslerimiz var. O yüzden aslında her alanı görme şansına erişiyorsun ve ayrıca da zorunlu staj olması benim için çok da önemli bir şeydi. Yani çok güzel bir artısı bence. Türkiye'de zorunlu staj sanırım değil. Yani bu yaparsanız artınız olan bir şey sadece. Peki Türkiye'ye döndüğünde herhangi bir denklik alman gerekiyor mu? Evet, denklik almanız gerekiyor çünkü sizin diplomanız YÖK tarafından denk sayılması gerekiyor. Bu yüzden de döndükten sonra bir denklik almanız gerekiyor. YÖK'e gitmeniz gerekiyor. Peki denklik işlemin nasıl olduğu hakkında herhangi bir bilgin var mı? Yani denklik işleminin nasıl olduğu hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Sadece uzun bir süreç olduğunu biliyorum. Yani bazı duyduğum kadarıyla bir seneye kadar uzayabiliyormuş denkliği almak. O yüzden de sanırım biraz sancılı bir süreç. Teşekkürler. Peki Türkiye'ye döndükten sonra yüksek lisans yapmadan klinik psikolog unvanı alabiliyor mu? Alamıyorsun, hayır. Yani sen klinik psikolog olmak istiyorsan mutlaka yüksek lisans uzmanlığını almak zorundasın. Şu an psikoloji okuyan bir insan, diploması YÖK'e de denk sayılan bir insan psikolog unvanını alabiliyor. Ama yüksek lisans yapmadan, bir uzmanlık seçmeden klinik psikolog olamıyorsun. Tamam, teşekkürler. Biraz da Paris'ten bahsetmek istiyorum Tabii. aslında. Paris nasıl bir şehir? Yani Paris çok güzel bir şehir bence. Canlı bir şehir. Hiç uyumayan, hiç sıkılmadığın bir şehir. Yapacak çok fazla şey bulabilirsin kendine. Yani bütün gün yürüyerek bir sürü şey görebilirsin. Dümdüz bir şehir olması da tabii ki de bir avantajı. Yürüyerek her şeyi görebilirsin. Çok fazla müzeler, etkinlikler, konserler. Her güne bir şeyin olduğu bir şehir. Peki sen okumak için neden Paris seçtin? Ya ben Fransa'yı aslında Fransa'da okumak istediğime karar verdiğim an benim için tek seçenek Paris'ti diyebilirim. İlk iki tercihim Paris'ti zaten. Metropolde büyümüş biri olarak yine bir metropolde devam edebileceğimi düşünmüştüm. Sadece tabii ki de benim bu kadar Paris'in zor olacağı hakkında çok bir fikrim yoktu. Ben biraz daha hayal dünyasında yaşayarak gittim. Ama kesinlikle de pişman değilim yani.
İlk sene tabii ki de zor oluyor. Dil bakımından da, adaptasyon sürecinde de. Ama günün sonunda Paris'te olmak insanı çok mutlu eden ve bence ona iyi gelen bir şey. Eğer alıştıysanız tabii ki de. Teşekkürler. Peki sana göre Paris'te yaşamanın iyi ve kötü yanları neler? Paris'te yaşamanın iyi ve kötü yanları. Yani iyi yanları bu daha demin saydığım her şeye galiba sahip olmak. Aldığınız yani eğitim bakımından da çok kaliteli bir şehir. Sanat açısından da, sanat ve kültür açısından da çok kaliteli. Bunun dışında kötü özellik yani diyebileceğim ev bulmak konusu gerçekten de zor. Yani ev bulurken çok zorlanıyorsunuz Paris'te. Evler çok küçük ve genelde çok pahalı. Ve yabancı öğrenci olduğunuz zaman garantörünüz olmadan o işlemi sürdürmek de çok zor oluyor. Yani lojman kısmını hallettiğiniz zaman çok da başka bir probleminiz kalmıyor aslında. Sen yurtta mı kalıyordun? Ben ilk Paris'e taşındığım ilk 3 ay yurtta kaldım. Çünkü ben Paris'e gitmeden önce yani biraz daha erken dönüp ev aramadım. Buradan halletmeye çalıştım ve o da çok mümkün olmadı. O yüzden ilk 3 ay ben yurtta kaldım. Aynı yurtta kaldığım çok yakın bir arkadaşımla daha sonra beraber yaşamaya karar verdik. Ve 3. ayın sonunda beraber eve çıktık. Bugüne kadar da hep onunla beraber yaşadım. Tamam, teşekkürler. Peki Erasmus için Paris'i tercih eder misin? Ya da önerir misin? Yani evet aslında öneririm. Çünkü Paris'ten kısa bir dönem kalmak bile yaşamaya gelmeyecekseniz sizin için çok güzel bir deneyim olabilir. Çok fazla yabancı öğrenci var Paris'te. Bu da bence iyi bir rahatlatma olabilir herkes bunu düşünen bir insan varsa. Dilin bilmeseniz bile eğer geleceğiniz okulunuz İngilizce olacaksa hani ben Fransızca bilmiyorum acaba yapabilir miyim diye çok bence bir şüphenizin olmasına gerek yok. Tabii ki de çok kolay olacağını da söylemiyorum. Ama günlük konuşma dilini zamanla hallettikten sonra İngilizce ile de hayatınızı kesinlikle devam ettirebilirsiniz. Yani eğer okulunuz Fransızca değilse. Ama tabii ki de mesela Galatasaray Üniversitesi'nden Erasmus'a gelenler için çok kolay ve çok güzel geçtiğini biliyorum kendi çevremden. Teşekkürler. Aslında yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sorumu sorayım. Sosyal hayat nasıl? Arkadaş edinmede zorlandın mı? Sosyal hayat yani ilk senemde arkadaş edinmede biraz daha aslında zorlanmadım ama çekindim diyebilirim. Yani bence arkadaş edinmenin Paris için en önemli noktası kendine güvenmek. Nasıl konuşuyorum acaba nasıl duyuluyor? Yeterli miyim, iyi miyim gibi soruları kendinize çok sorduğunuz veya kendinizi böyle şeylerde sorguladığınız zaman zaten yapamıyorsunuz. Ve bunun sonucunda da gidip biriyle selamlaşamıyorsunuz bile. Ama kendinize güvendiğiniz zaman bence her şey peşinden geliyor. Ben ilk sene kendime olan güvenim daha azdı. Ama şu an Fransız arkadaşlarımla çok rahat sohbet edebiliyorum ve sosyal yaşantım son sene tabii ki de daha iyi oldu ilk seneye göre. Yani birazcık da sabrettiğiniz zaman sonrasında kesinlikle rahatlıyorsunuz. Teşekkürler. Aleyna, benim sorularım bu kadardı. Sen eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Benim eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Yani Paris'te psikoloji okumak isteyen için Fransız liselerinden çıkmış insanlar için bol bol araştırmalarını öneririm. Ben çünkü gitmeden çok fazla bir şey bilmiyordum üniversiteden veya üniversitedeki eğitim hakkında. Ne istediğinizi bilirseniz eğer ondan sonra işinizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Tamam, teşekkürler. Bu arada bu yayın kaydı olacak. Hem YouTube kanalımızdan, hem IGTV'den, hem de Spotify'dan podcast olarak yayına ulaşabilirsiniz. O zaman tekrar teşekkür ederim yayına Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.